Sizden şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmeden, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermeden, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Gazi kan ağrıyor. Yani başımız ağrıyor. Bu baş ağrıları beni öldürecek, biliyor musunuz? Kalk polis ettirin arkadaşım. Allah şehrindeydi. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hakkına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrı hastanesi. Şehre yaklaştıkça. Ruhumuzun ağrısı hastanesi için ve bir zulmü engelleyemiyorsak en azından onu herkese duyurmak için senaryosunu yaşar Erdoğan Hoca'nın yazıp yönettiği Berke Efecan, Ömer Işıkoğlu, Furkan Şeker, Fatih Ama, Yılmazca, Muhammed Akar ve Yaşar Erdoğan Hoca'mızın canlandırdığı Kudüs'ün Son Bekçisi adlı oyunumuzu hep beraber izleyelim. Sokaklarda açıyor. Biz burada yemek vermiyoruz, değil mi? Evet. Sonra da bu çocukların olduğu cennete talip olacağız, değil mi? Ya Rab, kardeşlerimiz orada bir lokma ekmeğe muhtaç iken biz burada yemek vermiyoruz. Affet bizi ya Rab. Ben de üzülüyorum. Ama ne yapabiliriz ki? Devletler bile bir şey yapamıyor. Tüm Müslüman ülkeler ancak kınıyorlar. Biz de kınıyoruz. Ne yapabiliriz? Ne demek ki yapabiliriz ya Kaya? Siyonistler ve Amenistin canına olup yemeklidir. Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın. Ben yaşamıyorum, sadece nefes alıp veriyorum. Bu küresel güçler çok güçlü. Her şeyi onlar üretiyor. Boykot edemiyoruz. Ne demek edemiyoruz ya? Aynen, Haşr suresindeki ayetle sabit. Tayber'in fethinde kurma ağaçlarının kesilmesi emriyle sağlanmıştı. Benimle seninle olacak iş mi bu Allah aşkına? Ben benden, sen senden sorumlusun. Kola içmezsek veya onların hamburgerini, pizzasını yemezsek ölmeyiz. Ama yer ve içersek orada soykırım devam eder. Soykırımın hesabını boykotla sorarlar. Eyvallah. Doğru da kimse yapmıyor. Bizi ilk etapta kimse ilgilendirmez. Herkes hesabını kendi verecektir. Boykot bir duruş, direniş, karşı koymaktır. Merhum Aliya İzzet Begoviç'in de dediği gibi, unutulan soykırım tekrarlanır. Gazze'deki soykırımını unutmamak. Ve şahit olduğumuz o büyük acıdan hesabını sormak istiyorsak boykotu sürdürmemiz gerekiyor. Rabbimiz Kur'an'da Hud suresi 110 işte. Zulmedene destek olmayın. Yoksa acı size dokunur buyuruyor. Eyvallah. Doğru. Şu ölü toprağını üzerimizden atmalıyız. Onlar ölürken bizi dirilttiler. Zulüm varken sessiz kalamaz mısın? Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bile ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Ama adam aldırma geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticağın suç izin lehçede manası bu mu? Yine sağlık. Gazze için bir şeyler yapmak bizi insan kılacak. Bir makale okumuştum. Gazeteci İlhan Bardakçı. İşte 1972'de Kudüs'te karşılaştığı Gıdırlı Asaman Maçı'nın hikayesini yazmış. O tek tüfek Osmanlı dedemiz Kudüs'te 1982'ye kadar nöbet tutmuş. Adaşmışız. Vay be. 65 yıl nöbet tutmuş. Hem de tek başına. Enteresan. Merak ettim. Bu beyti anlatır mısın? Makale yanında. Okuyayım o zaman size. Oku kardeşim. Gazeteci İlhan Bardakçı şöyle yazmış. Yıllar önceydi. Sene 1972. O zamanlar genç bir gazeteciydi. Türkiye'den bazı siyasiler ve iş adamları İsrail'e resmi ziyareti bulunuyorlardı. Biz de gelişmeleri izlemek için oradaydık. Bir sıcak Mayıs akşamıydı. Her ziyarette olduğu gibi sıradan bir iştenliydi. Ziyaretin dördüncü gününde biz
ise tarihi ve turistik yerleri gezdirmeye başladılar. Kafile olarak Mescid-i Aksa'ya vardık. Heyecanlanmıştım. Asıldık merdivenlerden yukarı çıkarken üstteki avluya 12 bin şamdanlı avlu diyorlar. Yavuz Sultan Selim Han Kudüs'e gelince bu avluda 12 bin şamdan mum yaktırmış. Koca Osmanlı ordusu yatsı namazına mumların ışığında kılmış. Adı oradan geliyor. Avlunun kenarında biri dikkatimi çekti. 90 yaşlarında bir adam. Üzerinde kendinden daha yaşlı bir askeri üniforması. Her yanı yama içinde. Hatta bazı yamalara bile tekrar yamanmış. Olduğu bir elbise. Asırlı karşıların gölgesindeki halkalar misali. Yamaların yaşını göstermeye çalışıyordu sanki. Bu arada ayakta bekliyordu. Sırtında zorla yapıştırılmış gibi duran kamburu da olmasa dimdik duracaktı. 2 metreye yakın boyu ile yaşlıydı ama bir o kadar da vakur. Şaşırmıştı. Acaba bu adam sıcakta güneşin altında neden dikilip duruyor dedim içimden. Bizi gezdiren rehbere sordu. Ben kendimi bildim bileli her gün buraya gelir. Akşama kadar bekler. Ne kimseyi dinler ne de kimseyle konuşur. Sadece bekler. Denizli tekerler dedi. Bu yaşta sıcaklar sebepsiz yere beklenmeyeceğini biliyordum. Beyaz sakallarının hafif titremesi rüzgardan mıydı? Senelerin bende yüklediği ağır yükten miydi bilemedim. Kafasına eski bir kalpar. Sanki kanatlanıp gidecek bir kumru misali bekliyordu. Konuşmak ve konuşmamak arasında kararsız kaldım. Yanına yaklaştığında fark etti. Ama kımıldamadı. Selam vereydim baba dedim. Başını biraz bana doğru çevirdi, durakladı ve çatallaşmış titrek sesle aleyküm selam oğul dedi. Hayırdır baba kimsin? Burada ne yapıyorsun dedim. Ben dedi titreyen bir sesle. Ben Osmanlı ordusu 20. kolordu 36. tabur 8. bölüm 11. ağır makine takım komutanı onbaşı aslanım. Sesinde titreme kalmamıştı. Genç bir askerin tekmil vermesi gibi tekrarladı. Ben Iğdır'da onbaşı aslanım. Bizim bölükçü yan harbinde kanal cephesinde İngiliz'e saldırdı. Canım ordu. Kanalda yenildi. Artık geri çekilmek elzemiydi. Ecdat yadigarı topraklar bir bir elden gidiyordu. İngiliz sonra Kudüs'te dayandı. Şehri işgal etti. Biz de Kudüs'te artçı bölük olarak bırakıldık dedi. Osmanlılar, İngilizler birinceye kadar geçen zaman içinde mübarek belde yağmalanmasın diye orada bir artçı bölük bırakıldı. Eskiden bir kenti ele geçiren devlet asayişi görevi yapan yenik ordunun askerlerine esir muamelesi yapmazmış. Zaten İngilizler de Kudüs'ü işgal edildiğinde zaman halk çok tepki göstermesin diye küçük bir Osmanlı birliği şehrin içinde kalmasını istemiş. Sonra anlatmayı sürdürdü. Bizim artçı bölük 53 neferdi. Mondros ateşkesinden sonra ordunun terhis edildiğinin haberi geldi. Başımızda kolağımız vardı. Aslanlarım, devletimiz meşgul vaziyettedir. Şanlı ordumuzu terhis ediyorlar. Beni İstanbul'a çağırıyorlar. Gitmem gerek. Gitmezsem kare emri çiğnemiş, emre itaatsizlik etmiş olurum. İçinizden çıkayan memleketine avdet edebilir ama beni dinlerseniz sizden tek isteğim var. Bu ise bize Sultan Selim Han Hazretleri'nin yadigarıdır. Siz buradan öbeti sürdürün. Sonra halk Osmanlı'da gitti. Bundan sonra bizim halimiz nice olur demesin. Fahri Kainat Efendimizin ilk kıblesi Osmanlı'da terk ederse gavura bayramdır. Siz İslam'ın şerefini Osmanlı nişanını ayaklar altına aldırmayın dedi. Bölüğümüz Kudüs'te kaldı. Sonra bu uzun yıllar bir anda bitiverdi. Bölükteki kardeşler teker teker Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Düşman değil de yıllar pişti geçti bizi. Bir ben kaldım burada. Bir ben koca Kudüs'te bir onbaşı alsan dedi. Anından akan terler gözyaşlarına karışıyor. Kırış kırış olmuş yüzünde kendini yol bulup akıyordu. Konuşmaya devam etti. Sana bir emanetim var oğul. Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eder mi dedi. Elbette dedim. Sanki Türkiye'ye haber göndermek için birini bekliyordu. Anadolu'ya vardığımda yolun tokat sancağına düşerse Mescid-i Aksa'yı beni buraya bırakıp bana emanet eden kolağı Mustafa kumandanın yanına git. Ellerinden benim için öp. De ki Kudüs'ü bekleyen 11. makinelerin takım komutanı Iğdır'ı onbaşı alsan o bugünden bu yana bıraktığı yerde nöbetinin başındadır. Nöbetini terk etmediği tekmin tamamdır. Hayır dualarınızı beklemektedir kumandanım de. Tamam dedi. Bir yandan gözyaşlarımı gizlemeye, öte yandan dediklerimi not almaya çalışıyorum. Nasıl ellerine sarıldım, öptüm. Allah'a emanet ol baba dedim. Sağ ol oğul. Bizim için dünya gözüyle o mübarek Anadolu'yu görmek mümkün değil. Var sen selam götür, sandık tanımadık herkese dedi. Kafileye geri döndüğümde sanki bütün tarihi kitaplardan canlanmış da karşıma çıkmıştı. Rehbere durumu anlattım, inanmadı. Adresi verdim. Bu askeri takip etmesini bir şey olursa mutlaka bana haber etmesini istedim. Türkiye'ye gelince verdiğim sözü yerine getirmek için Tokat'a gittim. Askeri kayıtlardan kol ağzı Mustafa Efendi'nin izni buldum. Vefat edeli yıllar olmuştu.
sözümü yerine getirememiştim. Ardından seneler birbirini kovaladı. 1982'de bir gün ajansa geldiğimde bir telgrafın olduğunu söyledi. Rehberden gelen bir tek cümle yazılıydı. Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü. Vay be! Gazeteci İlhan Bardakçı Kudüs'te karşılaştığı Iğdırlı Asım Onbaşı'nın hikayesini iyi ki anlatmış. Tam 65 yıl kendisini unutuşumuzdaki nadanlığımıza rağmen devletine küsmemiş. Gazze bizim için yalnızca bir fethi hedefi değil, artık bir namus meselesidir. Hiç olmazsa maddi olarak da yardım edebiliriz. Evet, en zor ibadetler zekat, sadaka ve infak. İnsanın imanını, ihlasını ve samimiyetini asıl test eden ibadetler bunlar. Ayet-i kerimede öyle buyurmuyor mu? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Gazze bizim imtihanımız. Gazze her birimizin önce kişisel imtihanı. Biz gerçek mümin olursak İsrail yenilir, Gazze kurtulur. Kimsenin haberdar olmadığı bu birlik son nefesine kadar Kudüs'te kalmayı sürdürmüş. O zaman Gazze bizim kılıç hakkımızdı. Allah aşkına kardeşim, o kılıç hakkını kullanacak ümmet nerede? Bütün dünya karşılarında birleşmiş iken tevekkülün ne olduğunu, imanın ne olduğunu, ihlasın ne olduğunu bize gösterdiler. Gazze bir ışık tuttu, ışık oldu. Bizim içimizde bizi birilere medeni zannettiği Batı'nın nasıl barbar olduklarını, nasıl vahşi olduklarını, hatta zulmü nasıl destek verdiğini, eğer ölen insanı kendi değil, insan değilse zulmü nasıl kayıtsız kaldıklarını gösterdi bize. Ve bize bir şey daha gösterdi. Aslında sözüm ona, sözde barışı korumak için kurulmuş olan dünya STK'larının barışı korumak için değil, dünyayı sömüren ve sömürmeye alışmış dünya müstekbirlerini korumak için olduğunu gösterdi. Öyleyse şimdi biz, zaaflarımızı görmüş bir şekilde, Gazze'nin bize öğrettikleriyle, oradaki direnişin bize gösterdikleriyle, bizim çirkinip ayağa kalkmamız lazım. Ne duruyorsunuz o zaman? Kalkınsana ya! Ancak konuşuyorsunuz. Ve konuşmaktan öte başka ne yapıyorsunuz? Bizim emanetimizi hiç ettiniz. Yıktınız bizi, kemiklerimizi sızlattınız. Gazze davasıymış. Kimi slogan atıyor, kimi bilmem ne söylüyor. Herkes kendi derdine, kendi işine bakıyor. O Gazze'ki bizim mücadelemiz, bizim en önemli şiarımızdı. Gazze şehri gökte yapılıp yerde indirilen şehirdi. İlk kıblemiz, ikinci mescidimizdi. Üçüncü haremimiz olan Mescid-i Aksa içerisinde barındıran Kudüs, Hazreti Davud'un temeli değil miydi? Hazreti Süleyman'ın Beytül Mahdis'i, Hazreti Zekeriya'nın imamlığı, Hazreti Yahya'nın müjdesi, Hazreti Meryem'in hücresi, Hazreti İsa'nın beşiği, Hazreti Muhammed Mustafa'nın miracı değil miydi? Hazreti Ömer'in fethi, Selahaddin Eyyubi'nin rüyası, Kanuni Sultan Süleyman'ın imarı, Abdülhamit Han'ın davası. Allah Azze ve Celle 14 yıl neden kıblemizi Mescid-i Aksa yaptı? Miracı neden Beytullah'ta değil de Mescid-i Aksa'da yaptı? Çünkü Allah Azze ve Celle ne diliyordu? Kudüs'ü gözümüzün önünden ayırmamamızı diliyordu. Ama biz Kudüs'ü gözümüzün önünden ayırdık. Hangi yöne döndünüz? Kıble sırat-ı müstakimdir. Kıble Müslüman'ın istikametidir. Siz istikametinizi yitirmişsiniz. Emaneti yitirmişsiniz. Emanet namustur. Peygamberler şehri Kudüs'e sahip çıkmak bizim namusumuzdur. Osmanlı Ocağı'nın devlet çökerken biz Kudüs'ü 401 yıl idare ettik. Fakat ne yazık ki lanetli kavim sonra orayı ele geçirdi. Ve hiç kimsenin o günden bugüne kılı kıpırdamıyor ne yazık. Soykırım var. Bu soykırıma kınamakla yetiniyoruz ancak. Gazze abluka altında, o Gazze'nin abluka altında olduğu yerde Peygamberimizin dedesi Haşim yatmakta. Utanmadık mı? Orada, şu anda Gazze abluka altında. Soykırım var, çocuklar ölüyor. Çocuk var, anne yok. Anne var, yemek yok. Yemek var, baba yok. Baba var, ev yok. Gazze var, dünya yok. Dertler değişmiş. Herkes geçici dünyanın rahatını dert edinmiş. Bencil ve duyarsız bir yığın olmuşuz. Serden,
maldan, candan, anadan, yardan geçenler kalmamış artık. Edebiyat yapan ve bir şeyler yapmanın gururunu duyan, aslında hiçbir şey yapmayan cemaat yığınları oluşmuş. Slogan atan, slogancı nesiller oluşmuş. Nerede bu ümmeti Muhammed? Nerede Müslümanlar? Neredesiniz Müslümanlar? Hesap var. Hesap var, hesap. Yarın Ruzi Mahşer'de nasıl yüzüne bakacaksınız? Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Yavuz Sultan Selim'in, Abdülhamid'in, iki cihan güneşi, Server-i Serbülendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa'nın yüzüne nasıl bakacağız?